Sözce bizi tarikat ve cemaatlerin çok daha etkili olduğu bir dönemin geldiğini, dolayısıyla açlık, yoksulluk da sorun ama onun ötesinde Elbette. bir büyük projeyle karşı karşıya olduğumuzu da Elbette. ortaya koymuyor mu? Tabii ki koyuyor. Tabii ki. Yani bunu konuşmayalım anlamında. Tabii ki çok çok önemli. Yani bu her şeyden önemli. Yani bakın biz ekonomiyi düzeltiriz. Ya ekonomi bugün yoksullaşırız, biraz daha yoksullaşırız. Bu yoksul ülke, bu yoksul halk 1919'da yiyecek aşı yokken ya buğday tanelerini kendisine yiyecek yapıp ayağında çarıklarla yalın ayak ile özgürlüğünü elde etmiş ve oradan bir sanayileşme hamlesi ile 1950'lerde dünyanın en büyük ekonomileri, en gelişmiş ekonomiler arasına girebilmiş bir ülke. Biz bunları yaparız, yine yaparız. Ne olacak? Biraz daha fakirleşiriz. Bu sermaye birikimini tekrar elde ederiz. Ama kaybettiğimiz kuşakları, kaybettiğimiz geleneklerimizi, kurumsal kültürümüzü, ahlakımızı, bu yozlaşmayı geri çeviremeyiz. Yani zorunluluk burada. Şimdi bu kadar güzel, bu kadar muhteşem dünyaya örnek olmuş, yani bağımsız, laik bir cumhuriyet kurabilmiş, bu öyküyü yaratmış bir ülkenin, bir ulusun bugün içine düştüğü durum bu olmamalı ya. Hazin olan bu. Yani cemaatlerin, tarikatların, skolastik düşüncenin. Şimdi belki onu anlatmak lazım Salim Şen. Yani tarikat ve cemaat nedir? Yani neden bir sivil toplum kuruluşu olarak iktidar tarafından görülüyor? Nedir bunların meziyetleri? Mesela Milli Eğitim Bakanlığı gibi bu kadar köklü bir bakanlığın bu kadar büyük bir eğitim kadrosu varken onların öğretemediği, gençlere aktaramadığı ne var da bunlar bu tarikat ve cemaatlerde arıyorlar bunları? Ben sadece Bu tarikat ve cemaatlerden hangisi anayasayı tam olarak tanıyor? Anayasanın laiklik ilkesi yalnızca değil, anayasanın diğer temel insan hakları dahil olmak üzere bütün ilkelerini benimsemiş durumda. Bu tarikat ve cemaat yapıları mesela Atatürk hakkında ne düşünüyorlar? Bugün bir haber vardı. Bir yine vaiz bu ÇEDES projesi kapsamında bir okulda sınıfa giriyor. Öğrencilere Atatürk putlaştırılmıştır. Zaten Çanakkale'de de öyle abartıldığı gibi bir hikayesi de yoktur diyor. Şikayet ediliyor. Şikayet üzerine soruşturma başlatılsın isteniyor. Yapılan soruşturma ya da incelemenin sonrasında çıkan karar şu. Belirsiz sayıda kişiye evet. hitap etmemiş, dolayısıyla alenileşmemiş, kapalı bir toplantıda söylenmiş sözlerdir. Suç unsuru oluşmamıştır diyor. Yani buradan bir suç çıkartılamaz. Bunu incelemeye ve buradan bir soruşturmaya gerek yok diyor. Yani kapalı bir toplantıda Atatürk'le ilgili her şeyi söyleyebilirsiniz. Yeter ki bu toplantı kamuoyuna işte ne bileyim bir canlı yayınla aktarılmamış olsun ya da bilmem ne filan. Şimdi dolayısıyla bu tarikat ve cemaatleri bunların şıhlarını, şeyhlerini, bunların devlet içerisinde nasıl örgütlendiklerini, nasıl adam devşirdiklerini, nasıl birer çıkar için örgütlü yapı haline geldiklerini konuşmak lazım. Şimdi buna sivil toplum kuruluşu dersek, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ne? Sivil toplum kuruluşu falan değillerdir. Yani bu bir safsatadan, bir yanıltmacadan, bir algıdan ibarettir. Ya sivil toplum demek, sivil toplum demek kişilerin, toplulukların, bireylerin ya da bir belirli bir amaç etrafında bir amacı gerçekleştirmek üzere örgütlenmiş kişilerin, toplulukların o amacı gerçekleştirmek üzere faaliyet göstermek amacıyla ama demokratik bir şekilde bir araya gelip o amaca kendilerini özgüledikleri topluluklar. Mesela bu tarikat ve Mesela. cemaatlerin şeyhleri değişiyor mu seçimde? Tabii işte onu diyeceğim. Yani bir kere Bir genel kurulu var mı? ya demokratik olmayan, içeriği itibariyle demokratik olmayan, ifade ve düşünce özgürlüğüne kapalı bir yapının sivil toplum örgütü olma ya ihtimal olamaz yani. Böyle bir tanımlamanın içine giremez. Ya babadan oğula geçen atama ile gelmiş
Ve onun görüşüne ya da onun anlayışına mutlak itaat üzerine kurulu bir yapının belirli bir amacı gerçekleştirmek, yani toplumsal bir faydayı oluşturmak için yapılandığı söylenemez zaten. Amaç nedir orada? Bir kişinin, bir anlayışın, şeyhin, şıhın, kimse o, tarikat önderinin dünyayı, insan ilişkilerini, insan toplum, insan doğa, devlet toplum ilişkilerinin ne şekilde olması gerektiğini, yani ekonominin, aile yaşamının, işte tutun cinsel hayatınızın, efendim cinsler arası ilişkinin, toplumsal yaşamın, ekonominin, devlet yönetiminin vesaire nasıl olması gerektiğine hususuna yönelik düşüncesinin mutlak doğru olarak kabul edilip sadece bunun gerçekleştirilmesi için örgütlenmiş bir yapı nasıl sivil toplum örgütü olabilir? Böyle bir şey olamaz. Yani içinde biat ve itaat ilişkisi varsa, körü körüne bağlılık varsa, orada yeni bir düşünce açılımı, yeni ufuklar, yeni düşünceler, yeni pratikler oluşturulmuyorsa, bir çeşitlilik yoksa, nasıl onun adına siz sivil ve sivil toplum örgütü dersiniz? Hakikaten bu soruyu Milliyetin Bakanı'na sormak lazım. Yani mesela İsmail Ağa cemaati kaç yılda bir şıh değiştiriyor? Ölünce değişir. İki yılda bir mesela üyeler, müritler gelip de ya şıhım sen şöyle şöyle dedin ama biz seni değiştiriyoruz diyebiliyorlar mı? Ya şu olur nasıl mu? Bir sivil siz herhangi bir yani cemaatte müritlerin bir araya gelip ya şeyhim şıhım senin bu söylediklerin aklımıza yatmıyor. Bunlar doğru değil. Biz böyle düşünüyoruz. Şu görüşleri ya da şu anlayışımızı şöyle şöyle değiştirelim. Hadi bunu bir oylayalım. Bakalım çoğunluk ne diyor falan. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu mümkün mü? Ya buradaki tek şey şudur. Bu örgütlenmeler bu devletin yapısını dönüştürüp, değiştirip, yani anayasal düzeni ilga edip, laikliği ortadan kaldırıp, yerine onların etkin ve egemen olacağı, onların hükmedeceği, bunu da bir din, bir iman, bir inanç sosu ile kaplayarak hepimize sundukları, yani bu topluma sundukları bir rant ekonomisinden, bir rant siyasetinden başka bir şey değildir. Yani şimdi hem insanlara bir iman ve bir din üzerinden yaklaşarak onlara o eksende bir dünya tasavvuru vereceksiniz. Bir taraftan 20-30 milyonluk dünyanın en lüks arabalarında gezeceksiniz. Dünyanın en lüks çatafatlı hayatını yaşayacaksınız. Devlet ihalelerine gireceksiniz. Bütün ihalelere gireceksiniz. Holdingleşeceksiniz. Tabii. Yani milyar 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 liralık servetlere sahip olacaksınız. İhale peşinde koşacaksınız dediğim vergiden gibi. Vergiden muaf vakıflarınızda. 5 yıldızlı otellerde cirit atacaksınız. Jetskilere binerek öyle efendim fetva vereceksiniz. Fetvalar vereceksiniz. Sonra bu topluma gelişmiş bir hayat vaat edeceksiniz. Ya 57 tane İslam ülkesi var dünyada. Bir tane örnek göstersinler. Bu cemaat ve tarikat, yani bu inanç yapılanmaları üzerinden örgütlenip ona göre yönetim güdüp yönetim gösterip müreffeh olmuş, zengin olmuş, kalkınmış, halkı mutlu mesut. Yani asgari düzeyden zenginlik standartlarını yakalamış, milli geliri 30-40 bin dolarlara ulaşmış bir tane bana örnek göstersinler. İkinci şey ne? Devlet düzenini, yani kamu düzenini inanç ekseninde örgütlemek istiyorlar bunlar. Evet. O zaman şunu sormak lazım. Hanginizin inancı? Niye bu kadar çok tarikat var? Şimdi menzilin inancına göre mi? Yol belli. Yani doğru da niye bu kadar ayrı ayrı yollar? Tarikat, yol. Diyelim ki verdik. Vazgeçtik bizim yapımızdan. Dedik ki tamam dinsel olsun, dini inançlara dayalı olsun devlet düzeni. Hangisine göre olacak? Menzilinkine göre mi? İsmail Ağa'ya göre mi? İskender Paşa'ya göre mi? Efendim Işık'a göre mi? Şuna göre mi? Buna göre mi? Fethullah'a göre mi? Hangisine göre olacak? Hepsi birbirinden farklı. Hangisi doğru? Birbirini yiyorlar. Evet. Yani her biri bir diğerini münafık neredeyse ilan ediyor. Her biri bir diğerini neredeyse katli vacip diyor. Şeyh öldükten sonra geride kalanlar da ayrıca birbirleri evet hakkında aynı tarikat içinde evet yol tartışması yapıyor. Nasıl olacak bu? Hanginizi önceleyeceğiz? Bir tane şey vardır. Akıl, bilim ve 200-300 yıllık
aydınlanma çağından bu yana insanlığın yürüdüğü yol. Biz onun için diyoruz ki bakın kanunlar bir iradenin ürünüdür. Yani bu bir parlamento olur, bir kral olur, bir monark olur, bir müstebit olur, bir diktatör olur. İşte Führer'in, Hitler'in kanunudur, Saddam'ın kanunudur. Efendim işte parlamentonun kanunudur, kralındır, kanunlar. Kanunlar bir iradenin ürünüdür. Ama hukuk 50 bin yıllık insanlığın, insan aklının ortak ürünüdür. Biz o yüzden hukukun peşinden gitmeliyiz. Hukuk ne diyor? Laik düzen diyor. Laik düzen çünkü İskender Paşa'ya da, menziline de, inanana da, inanmayana da, hangi inanç içerisinde olursa olsun, tüm insanlara veya inanmayanlara inancını ya da inanmama özgürlüğünü vaat eder. Sınırsız, dokunulmadan onu bireysel alanında, kendi iç dünyasında ve dışa vurarak bunu yaşamasının garantisini koyar. Bir başka inancın onu çerçevelememesini, bir başka inancın ya da inançsızlığın onu engellememesini, onun güvencesini ortaya koyar. Budur ya. Ama kamu alanına hiç kimse giremez. Ama ortak alana hiç kimse müdahale edemez. Şimdi süremiz azalıyor. Ben o yüzden evet, böyle kesiyor gibi oluyorum ama izleyicilerimiz bazen sözünü kestiğini söylüyor ama biz Salim Şen'le konuşuyoruz. Bazen hani süreyi de kullanarak soracağım diğer... Evet.